Selam millet, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Standart bir teslimat videosuyla karşınızdayız. Neyi kime teslim ediyoruz? Anlatmaya gerek var mı? Bir tane XZ kutusu, üzerinde akrobatik gösteriler yapan bir XZ. Yanımda da yakışıklı bir kardeşimiz var. Kimsin, nesin? Kısaca kendimden tanıtmak gerekirse ismim Burç. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Bizim Enes'in aynı fakültede okuyorsun Enes'le. Evet, Enes'le aynı fakültede abisi sayılırsın. Onun daha çok yolu var ya. Tamam. Biz Enes'le birlikte çalıştığımız süre zarfında sizin okuldan mezun olan arkadaşlar ne iş yapar anlayamadık. Sen anladın mı 3. yılın sonunda? Vallahi ben de anlayamadım ama genelde çoğu insan insan kaynakları müdürü ya da ofiste çalışıyorlar. Genel müdür, genel sekreter ya da işletme bölümünden yüksek lisans yapıp işletmeye doğru kayıyorlar. Okey, parası iyiye benziyor. Boşver, devam et. Vallahi bilmiyorum, göreceğim. Burç Özarı, Yıldız Teknik Üniversitesi Genetik Mühendisliği, değil mi? Yok, biyomühendislik. Pardon, genetik diyorum. Biyomühendislik. 3. sınıf öğrencisin. Evet, 3. Okey. Burç XZ Premium'u kullanmak için istedi. 15 günde ben bineyim dedi şu XZ Premium'a. Tabii mailde öyle söylemedi. Ben kullanabiliyor muyum artık? XZ Premium cebimde ya. O yüzden hani şey yapıyorum. O da gelecek ya yakında. XZ'yi 15 gün boyunca Burç'a vereceğiz. Burç, sen şu anda ne kullanıyorsun? Ben şu an iPhone 6s kullanıyorum. 6s kullanıyorsun, okey. Ne kadar zamandan beri iPhone 6s kullanıyorsun? Ya aslında şöyle, ben önceden Z2 kullanıyordum. Bir haftadır kullanıyorum. Çünkü cihazımı bir hafta öncesinde tamire teslim ettim. 6s'i bir haftadır kullanıyorsun. Evet, 6s'i bir haftadır kullanıyorum. Ondan öncesine kadar 2,5 sene boyunca yaklaşık Z2 kullanıyorum. O yüzden son cihazlarına aşağı yukarı aşinayım. Onun öncesinde de bir ay kadar XZ'de test etme imkanım olmuştu. O yüzden aslında XZ konusunda biraz tecrübem var. Okey. XZ'yi şöyle teslim edelim arkadaşlar, düşürmeden. Bundan sonra başına bir şey gelirse Burç'un sorunu olsun, benim sorunum olmasın. Çünkü Mustafa bana oradan el kol işareti yapıp duruyor. Ne zaman böyle XZ'yi kutunun ihale bana kaldı koysam. Şimdi doğru anlıyorum değil mi? Sen geçmişte bir ay kadar falan XZ kullanma şansı zaten yakaladın. Evet. Senin default olarak kullandığın telefonunda Z2, uzun zamandan beri de Z2 kullanıyorsun. Ama şu anda Z2'yi servise gönderdiğin için galiba pilini değiştiriyorsun anladığım kadarıyla. Evet. 6S mi demiştim? SE olarak değiştirdim, kusura bakma. Ha, okey. Şimdi de annenden aldığın iPhone SE'yi kullanıyorsun bir süreliğine. Okey. SE'ye ara vereceksin ve bizim için 15 gün boyunca XZ kullanacaksın. Evet. Fakat kendimce işte birkaç merak ettiğim, test etmek istediğim özellikleri var. Tamam. Cihaz senin, yani şey yapmadığın sürece, kırıp ezmediğin, yıpratmadığın sürece canın ne istiyorsa yapabiliyorsun, biliyorsun. Zaten 6 kişinin elinden geçmiş yani. Senden peki kıyaslama, fotoğraf, video filan gibi bir şeyler çekecek olursan iPhone SE ile mi çekeceksin onları? Onunla iPhone SE ile mi kıyaslayacağız? Ya bu hafta elime Z2 geçer diye ümit ediyorum servisten. Çünkü yaklaşık 1,5 haftadır zaten serviste. Tamam. Yaklaşık bir 10-15 gün kadar da oldu. Büyük ihtimalle Cuma günü de Z2'yi tekrar geri alırım. Bu sefer ikisini beraber kıyaslama imkanım olur diye düşünüyorum. Okay, süper. Bolca fotoğraf ve video çekerim yani. Evet, senden onu rica ediyoruz. Bir de hani bu merak ettiğim bir şeyler var diyorsun ya. Onların neler olduğunu şimdi bizde paylaşma. Senden XZ'yi geriye aldığımız zaman neyi merak ediyordun, sonucun nasıl olmasını bekliyordun ve nasıl çıktığı anlat bize istiyorsan. Ya ben de bilmiyorum şu anda. Yani. Aynen öyle. Öyle bir sürprizimiz olsun. Senin Hardware Plus HVP izleyicileriyle özellikle paylaşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Beklemede kalın. Beklemede kalın diyorsun. Okey. Arkadaşlar, Burç bizim YouTube kanalında birçok videonun altında da yorumlarını görebildiğiniz bir arkadaşımız zaten. Doğru biliyorum değil mi? Ben son 3 aydır çok meşgul ediyorum yorumları. Okey. Birçok şeyin videonun altında yorumlarını görebildiğiniz bir arkadaşımız. Avatarı da böyle uzun saçlı filan zaten şey yaparsınız, tanırsınız. Ben eminim ki Burç bizi hem işte Z2'den sahip olduğu Xperia deneyimiyle hem de işte bu kısa süredir kullandığı iPhone SE ile sahip olduğu iOS deneyimini birleştirerek çok güzel bir şey yapacak. XZ sunumu yapacak diye düşünüyorum. Ayrıca iPhone'a fazla girmeyeceğim ama. Öyle mi? Okey. Ayrıca şu merak ettiği konuların tam olarak ne olduğunu bilmesem de böyle mühendislikle ya da özel ilgi alanlarıyla alakalı bir şeyler olacağını sanki şey yapıyorum, tahmin ediyorum. 15 gün sonra Burç'tan XZ'yi aldığımız zaman neler düşünecek, bize ne tarz bilgiler verecek falan, bunun hepsini hep birlikte görüyor oluruz. O güne kadar kendinize iyi bakın. Bu arada kim XZ kullanmak ister serimizde, kim Zenfone 3 kullanmak ister serimizde tam gaz devam ediyor. Katılmak isteyenler hala başvurularını bana gönderebilirler. Unutmayın, mail adresim elsinetvp.com.tv. 15 gün sonra görüşürüz. Burç, telefon 15 gün sende. Kendine iyi bak. Kendine baktığından daha iyi bir şekilde telefona bak. Hasar masrafı istemiyoruz ama canın ne istiyorsa yap. Kendimden çok ona bakacağım zaten. Tamam, şu an süper. Emin olabilirsiniz. Anlaştık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.